Klasik hesaplamada e, kapıların neler olduğunu biliyoruz. E, bitler, bitlerin durumları üzerinde e, bir takım e, kurallara göre değişimler, değişimler yapan e, operasyonlara biz genel olarak kapı diyebiliriz. E, aynı şekilde kuantum hesaplamada da kuantum bit durumları üzerinde e, bir kuantum bit durumunu e, bir takım işlemlerden geçirerek, bazı kuralları e, işleterek başka bir... E, bit durumuna dönüştürme işlemine genel olarak e, kuantum kapıları diyebiliriz. E, burada önümüzde bir örnek duruyor. Genel olarak e, herhangi bir kuantum e, kapı e, operasyonunu e, bu şekilde bir U harfiyle, U sembolüyle göstereceğiz. Büyük U. E, dedik ki işte bir kübit durumunu başka bir kübit durumuna dönüştürmek ama biz biliyoruz ki ee, en genel olarak bir kübit, bir süperpozisyon olduğu için e, dolayısıyla e, biz herhangi bir e, bu örnekte verilen kuantum kapısını e, sıfır durumlu kübiti ve bir durumlu kübiti nasıl bir süperpozisyona dönüştüğünü kuralını yazdığımız takdirde e, bunu bir kapı olarak e, realize etmenin ilk adımını atmış olacağız. Fakat tabii ki yine bir bazı kuralların e, işletilmesi lazım. Örnek olarak bunu inceleyelim. Bir e, kuantum kapısı burada gördüğünüz gibi e, sıfır kübitini bu şekilde bir süperpozisyona dönüştürüyor. E, kök 2 eksi i bölü 2 sıfır eksi 1 bölü 2 kat sayısı ile kat de bir ketine dönüştürüyor. Böyle bir süperpozisyon elde ediyor yani. Bir e, durumlu e, ket e, kübitine uygulandığında ise böyle bir süperpozisyona dönüştürüyor. Şimdi bunun gerçekten e, bir kuantum kapısı olup olmadığını e, anlamak için e, bazı şartları sağlamasını gerektiğini ilk önce söyleyeceğiz. Bir kuantum kapısı aslında bir e, lineer yani doğrusal bir e, dönüşümdür. Doğrusal dönüşümün de e, olma şartı da şöyle e, ele alacağız. E, eğer <laughs> biz sıfır ve bir e, durumlarını bu şekilde süper pozisyonlara dönüştürüyorsa en genel olarak e, herhangi bir 0 1 durumunun e, toplamı olan böyle bir süper pozisyonu da ayrı ayrı şu şekilde yazabilmemiz lazım. Yani diyelim ki U kapısını alfa e, 0 ket artı beta 1 ket eee süper pozisyonuna uyguladığımızda e, bunu şu şekilde yazabiliyor olmamız lazım. Ee, alfa sıfır ket'i bir kere bu bir toplama işlemi olduğu için bu toplama işlemini e, dönüşümünün ayrı ayrı e, u kapısının e, sıfır ve bir ket üzerindeki e, dönüşümlerinin toplamı şeklinde yazabiliyor olmamız lazım. Buna biz e, toplama işlemi üzerine dağılma özelliği gibi ele alabiliriz. E, diğer taraftan e, mesela bir e, kapının e, lineer olup olmadığını veya lineer olması e, olması gerektiğini söyleyen başka bir özellikte, e, eğer e, sıfır ketini nasıl dönüştürdüğünü biliyorsak, bu sıfır ketinin bir genel olarak bir kompleks sayıda çarpıldığı zaman onu nasıl dönüştürdüğünü ise şu şekilde yazabiliyor olmamız lazım. Yani alfa çarpı sıfır ketinin e, U operatörü altında U kapısı altında dönüşümü. Alfa çarpı u operatörünün sıfır ketini dönüştürme işlemi şeklinde yazabiliyor olmamız lazım. Bu iki e, özellik, e, kuantum kapılarını doğrusal bir e, e, map haline getiriyor, doğrusal bir e, dönüşüm haline getiriyor. Doğrusal olmanın şartları bu, dediğimiz gibi. E, toplama üzerine işte dağılma özelliği var artı e, bu kat sayılarında. E, Dönüşüm yapıldıktan sonra dönüşümlü olan ketlerle çarpımı şeklinde ifade edilmesi olayıdır. Yani şu şartı sağlıyorsa, kısacası, çok fazla uzatmaya gerek yok. Bu dönüşüme, biz kapı dönüşüne doğrusal bir dönüşüm diyoruz. Bir dönüşümün doğrusal bir kuantum kapısı olması için de doğrusal olma şartı gerekiyor. Şimdi isterseniz başka bir şart daha var, tabii bunu... Ee, ...gelmeden önce e, bu e, olaya... E, ...şu işlemi e, yapalım. Genel olarak eğer biz bu şekilde... E, ...örnek bir kuantum kapısı... ...0 ve 1 ketini bu, bu şekilde dönüştürüyorsa... ...en genel bir kuantum süperpozisyonunu nasıl dönüştürür? Ona bakacağız. En genel bir e, kuantum süperpozisyonu... ...alfa 0 ve artı beta 1 olarak bir süperpozisyon olarak yazabiliriz. Burada tabii ki alfa ve beta katsayıları genel olarak... E, e, ...kompleks sayılar ama... Herhangi e, keyfi e, şekilde seçeceğimiz sayılar değil. Bunların mutlaka e, mutlak değer karelerin toplamının yani alfa kare artı beta karenin 1'e eşit olması lazım. E, gerçekten de eğer bu bir e, gerçek bir kuantum e, durumunu temsil ediyorsa burada biz şunu biliyoruz. Alfa kare artı beta karenin mutlak değerlerin karelerin toplamı 1 olmasına göre. Peki bu dönüşüm sonucunda elde edeceğimiz yeni kuantum durumu da bu şartı sağlayacak mı? Yani sonuçta e, bu süperpozisyon bu kuantum kapısı tarafından başka bir süperpozisyona dönüştürülecek. O süperpozisyonun da ise yeni elde edeceğimiz 0 ve 1 e, ketlerin önündeki kat mutlak değer kayların toplamı yine 1 olacak mı? Eğer oluyorsa o zaman e, bu kapıya biz gerçek bir kuantum kapısı olarak e, kabul edebiliriz. Şimdi yapalım. E, bu kurallara bakalım. Bu kurallar e, dahilinde evet e, lineer bir dönüşüm olması dolayısıyla e, bu özellikleri uyguladığımızda bakın e, U0 neydi? Şu şekilde bir süperpozisyon veriyordu. Dolayısıyla alfayı bu süperpozisyonla çarpacağım. Çünkü e, U kapısı sıfır ketini bu hale dönüştürüyor. Yine U kapısı bir ketini bu hale dönüştürdüğü için, kural böyle verildiği için bunu da beta kat ile çarpacağım. Yeni düzenlemelerle sıfır ketleri ve bir ketleri ortak paranteze aldığım zaman yani sıfır ketin önündeki katsayıları ve bir ketin önündeki katsayıları bu şekilde düzenlediğimde yeni süper yani bu kapının şu süper bu süper haline getirecek. Yani yeni bir kuantum durumu haline getirecek. Aslında bunun kübit uzayında başlangıçta her ne her hangi noktaya tekabül ediyorsa şu süperpozisyon onu başka bir noktaya getirme işlemi e, olmuş oluyor çünkü bu genel olarak başka bir kuantum eee süperpozisyonu olduğu için eee Bloch küresi üzerinde başka bir noktaya e, denk gelecek. Şimdi bakalım tabii işimiz burada bitmedi. Gerçekten bu kapı e, bir e, kuantum kapısı olarak kabul edilebilir mi? En sonunda yapmamız gereken işlem, e, sıfır ketinin önündeki katsayıyla bir ketinin önündeki katsayıların mutlak değer karelerinin ...bire eşit olduğunu göstermek. Ben sadece şunu biliyorum: Alfa karenin ve beta karenin mutlak değer karelerinin bir e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bunların karelerini alıp bakalım. E, evet, birinci katsayımız bu, ikinci katsayımız bu. Mutlak değer karelerini almak demek, mesela bu bir genel olarak bir kompleks sayı olduğu için bu kompleksinin mutlak karesi bu kompleksinin eşleniği ile çarpımı ile bulunur. Aynısını ikinci aynı durum ikinci e, e, kat sayıda uyguladığımızda şu işlemi yapmamız lazım. Bu işlemi işte yap e, rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapacağınız e, işte bu çarpımları yapmak. E, bakın burada alfa kare gelecek e, başındaki şöyle katsayı var. Ondan sonra alfa çarpı beta star e, vesaire vesaire. Bunları bütün işlemi yaptığınız zaman ve sadeleştirmeleri de yaptığımızda şu hale dönüşmüş oluyor bu işlem. Alfa kare artı beta kareye dönüşmüş oluyor bu değer kadar. E zaten başlangıçta biz bunun bir süper pozisyon olduğunu yani bir kubiti temsil ettiğini bildiğimiz için bunların da bir olduğunu e, bildiğimiz için sonuçta bakın e, bu kat sayılarının karelerin toplamı da bu işlemleri yaparak bir olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla gerçekten de bu kurallara göre verilmiş bir e, dönüşüm bir kuantum kapısı olarak ele alınabilir. Çünkü bu bir e, doğrusal dönüşümdür. Artı bu doğrusal dönüşüm kübitin e, bula küresi üzerinde kalmasını e, sağlıyor. Yani bula küresi üzerinde kalması demek e, geometrik olarak düşündüğünüz zaman e, bu noktanın transformasyon sonucunda yani başka bir noktaya gitmesi, sonucu, gitmesi sonucunda yine aynı küre üzerinde kalması demektir. Yani aynı küre üzerinde kalması için de e, tabii ki katsayıların kareden toplamının bir olması lazım ya da ee, eğer bulo küresi temsilini hayalinizle get gözünüzle getirdiğiniz zaman o e, başlangıç e, noktasından küre üzerine uzanan vektörün e, uzunluğunun yine bir olarak kalması demek. Yani işte e, açıkçası e, dönüşüm sonucunda e, noktanın yine küre üzerinde olmasını istiyoruz. Bu zaten normun bir olma durumunda şartını sağlıyor. Bu şekilde verilen bir gördüğünüz gibi örnek olarak verdiğimiz bir dönüşüm gerçekten bir kuantum kapısı olarak eline alınır. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir dönüşümü kuantum kapısı olarak kabul edebilmemizin şartı bu operasyonun buna bir operatör diyebiliriz. U operatörünün hem lineer olması hem de süperpozisyonun kat sayılarının karelerin toplamının yine bir olarak kalmasını sağlaması. Bu iki şartı sağladığı takdirde e, her türlü bu dönüşüm kuralını biz bir kuantum kapısı olarak ele alır Bundan sonra bazı e, özel kuantum kapılarının neler olduğunu göreceğiz. E, ve bu şekilde e, bu özel kapıları da e, etiketleyip bu kapılarla ileride daha e, sonraki derslerimizde e, bir takım kuantum e, circuitlar, kuantum e, algoritmaları gerçekleştirmek için kuantum e, sirketleri oluşturup bunları bu sirketler üzerinde natır dönüşümler yaptığını da e, görmüş olacağız.